Merhaba değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul CNR fuar alanındayız. Mobilyanın kalbi olan noktadan bahsediyoruz. Şu anda neredeyiz? Salih'deyiz. Bu yeni oluşumun kurucuları beyefendi Deniz Kara ve hanımefendi eşi Salih bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Deniz Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi öncelikle stand fuarınız hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Amin amin, sağ olun. İlk bir adımı atmışsınız. Aynen. İnşallah devamı da gelecek bunun. Hanımefendinin destekleriyle çok güzel çalışmaları var kendisinin. Sağ olun. Kısaca bir Deniz Kara'yı bir tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize. Deniz Kara 1978 doğumlu. Yurt dışında, Fransa'da doğdum. Orada yetiştim, orada büyüdüm. 2011 senesinde Türkiye'ye döneyim dedim. Yalnız Türkiye'ye giderken yolum Afrika'ya düştü. Evet. Afrika'da 5 yıl kadar ikamet ettim. Kongo. Neredeydik? Kongo'daydım. Kongo'da. Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde. Orada işte arkadaşlarla şey yapıyorduk, işte mobilya üretiyorduk. Evet. Oradaki işte yerli insanlara şey yapıyorduk, satıyorduk. Güzel. Ondan sonra da işte Türkiye'ye döndük 2016 senesinde, 2015-2016. 2016'dan beri de İnegöl'de, Bursa İnegöl'deyiz. Bursa İnegöl, evet, mobilyanın kalbi dediğimiz nokta aslında. Aynen öyle, oradayız. İşte güzel. Orada eşimle beraber işte orada çalışıyoruz. Eşinizle tabii yurt dışında tanıştınız. Aynen. Eşiniz zaten iç mimar aynı zamanda. Aynen. Peki hanımefendinin ismiyle başladı hikaye. Onu biraz anlatalım mı, eşinize soralım. Yani nereden böyle esinlendi hanımefendi, kendisi iç mimardı ama bu işi evet. Dediler mobilyaya mı dökelim? Vallahi biraz öyle oldu çünkü ben zaten mobilyanın içindeydim. O da yani villa, yani iç dekorasyonla ilgili yani şeyleri yapıyordu. İşte hani evet. Yine mobilyaydı, evet. İşte perdeydi, işte duvarın rengi şu bu falan derken. Ondan sonra da beraber çalışmaya karar verdik. Peki, hanımefendiyi de biraz tanıyalım. Sizin nasıl başladı eğitim hayatınız, yurt dışı, eşinizle tanıştınız. Hı-hı. Bu çizimleri, modelleri siz yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Nereden böyle esinleniyorsunuz, nasıl hayal edip canlandırıyorsunuz bu işleri? Bon, je parle en français. J'ai étudié au Liban. J'ai fait cette étude, c'était une passion pour moi. Ensuite, j'ai commencé à travailler au Liban, ensuite en Afrique, c'est là où j'ai connu Deniz. Lübnan Üniversitesi'nden mezunum. Evet. Bu iş yani benim hani her zaman hani içimde kalbimde olan bir iş, yani severek yaptığım bir iş. Hep yurt dışındaydım, Afrika'da idim işte en son, orada tanıştık. Evet. Ensuite, on a décidé de venir en Turquie, à İnegöl. Je travaillais avant la décoration, mais après à Inegöl, comme il y a des meubles et tout ça, je commençais à dessiner des meubles, des canapés, salle à manger, chambre à coucher, tout ça. Et je commençais à avoir le goût dans ce truc-là. Et ensuite, j'ai décidé de faire mon truc à moi, ma ligne à moi. Et c'est là où c'est sorti ce genre de produit. Yani daha çok iç dekorasyonla ilgili çalışıyordum işte. Yine göle yerleştikten sonra tabii mobilyanın kalbi o sektöre doğru hani evet. Kaymaya başladım haliyle. İşte işte çizimler yapıyorduk. Çizim yani yeni modeller evet. Şey yapıyorduk, evet. Satıyoruz derken kendi ismimle ortaya çıkarak bu sefer kendi çizimimi yapmaya karar evet. Verdim. İşte dediğiniz gibi işte bu sene ilk fuarımız. Evet. Kendimize yani iç mimar olarak ve çizimci evet. Olarak o çizimci olarak yani. Devam ediyorsunuz. En plus je voulais faire comme j'aime les trucs luxueux. Je voulais faire un truc luxe mais que tout le monde peut l'avoir dans sa maison. Donc c'est ça l'idée de mon style maintenant. Yani lüks şeyleri seviyorum diyor. Hani lüks bir şey yapmak istiyordum ama herkesin de ulaşılabilir yani alabileceği bir kapasitede bir ürün yapılmasını istiyordum. Peki renk model tercihleri nasıl belirliyor hanımefendi veya neylerden esinleniyor? Comment est-ce que tu choisis les couleurs, les modèles et tout ça quoi? Tu suis la mode, c'est comment? C'est un peu compliqué comme tu le connais. C'est ça bloque, ça bloque, ça bloque. Diyor ki hani sen de biliyorsun yani bu işler zor diyor yani.
Bazen yani aylarca hiç aklımda bir şey olmaz diyor ama bir işte ilham meselesi yani birdenbire. Bir şey gelmesi lazım. Aynen öyle. Evet evet. Yani herhangi bir şeyden esinlenebiliyor hanımefendi anladığım kadarıyla. Tabii tabii ya, yani hem aynı zamanda modayı da takip ediyoruz. O da önemli işte. Tabii renk, renk vesaire. Modayı da takip ediyor yani ama önemli olan şey diyor yani ilham diyor. Yani ilk önce ben seviyor mu sevmiyor mu? Evet. Evimde olmasını istiyor mu istemiyor mu? Hani rahatlıkla konuşuyorum. Evet, tercüme etmiyorum evet, da ben eşimi bildiğim evet, için. Bildiğiniz yani. Için sonuçta. O yüzden hanımefendinin şey, iç ruhunu da biliyorum. Tercüme ediyorum yani. Aynen. Peki sizin Deniz Bey hedefiniz ne sektörde? Şimdi ilk fuar dedik. Uluslararası evet, büyük fuarlara katılmak da önemli. Hı-hı. Kendinizi daha iyi ifade edip anlatmak adına. Evet. Neyi planlıyorsunuz böyle sektörde? Ya şimdi kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak hani düşüncelerimiz var. Hani böyle oturup da şöyle bu şekilde plan yapalım diye konuşmadık. Hani kısa vadede evet yani kendimizi birden hani tanıtmak, evet, tanıtmamız lazım işte. Eşim yani iç mimar olarak işte standtır, mağazadır, showroom'dur. Ya yine ürün çizimi olarak hani böyle yapmaya devam edeceğiz yani. Ben her ikinize başarılar diliyorum. Burası bir aile kuruluşu sonuçta. Aynen, evet. Markanız inşallah iyi noktalara gelir. İnşallah. Beraber bunu gözlemleriz. Yani. Farklı bir yine fuarda, farklı bir çalışmada tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.